Sevgili öğrenciler, şimdi sizinle çokgenler konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de çokgenler konusunun en önemli kısmı olan üçgenlerle başlayacağız. Arkadaşlar merhaba. Hemen konumuza başlıyoruz. Konumuz arkadaşlar çokgenler ve üçgenlerden tabii ki de çok bahsedeceğiz. Çokgenler konusunun en baba konularından üçgenler. Şimdi arkadaşlar çokgen oluşturabilmek için ben 3 tane doğru parçası çizmem lazım. Tamam mı? Yani 2 tane şu doğru parçalarıyla kapalı bir şekil oluşturamam. Bak bu 2 tanesiyle kapalı oluşturamıyorum. Kapanmıyorlar. Tamam mı? Mesela şöyle deneyeyim. Bak burası birleşti ama kapanmıyor. Arkadaşlar demek ki kapalı bir şekil oluşturabilmem için benim en az 3 tane doğru parçası kullanmam lazım. Hemen başlayayım. Mesela birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar. Yani 3 tane arkadaşlar ne yaptım? Doğru parçası çizdim. Birinci doğru parçası, ikinci doğru parçası ve üçüncü doğru parçası ve çizdim. Kapalı bir şekil oluşturdum. Arkadaşlar işte bu 3 tane kenardan oluştuğu için, 3 tane doğru parçasından oluştuğu için ben buna ne diyorum? 3 şöyle çok değişik bir Ç oldu. Ben buna ne diyorum arkadaşlar? Üçgen diyorum. 3 tane kenardan oluştuğu için. Peki gelelim dörtgene. Arkadaşlar dörtgen de kapalı bir şekil oluşturacak. Adı üstünde 4 tane kenar olacak. Bakalım 4 tane kenar oldu. Ne oldu? Şu birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenar. İşte buna da biz arkadaşlar dörtgen diyoruz. Peki bakalım beşgen nasıl yaparız? Bir de beşgen yapayım size. Şöyle ev gibi arkadaşlar, ev gibi çatısını koydum. Şöyle hafif eğimli iki tane kenar koydum. Bir de aşağı bir tane koydum. Kaçgen oldu arkadaşlar? Bu da beşgen oldu. Bak birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, dördüncü kenar, beşinci kenar. O yüzden buna da ne diyorum? Beşgen. Yani arkadaşlar kenar sayısına göre isimlendiriyorum. Tamam mı? Geçelim arkadaşlar çokgenlerde temel elemanlara. Arkadaşlar çokgenlerin temel elemanlarını çizmek için bir üçgen bana yardımcı olsun. Tamam mı? Bu üçgen A, B, C köşeleri olsun. Şimdi temel elemanları söyleyeyim arkadaşlar. Köşeler temel elemandır. A köşesini işaretledim. B köşesi diğer temel eleman. Üçüncüsü de C köşesi temel eleman. Başka temel eleman ne var? Arkadaşlar kenarlar var. Bak AB kenarı temel eleman. Hepsi bunların temel eleman. Mesela BC kenarı temel eleman. Bir de mesela o da mavi renkli olsun. AC kenarı da temel eleman. Yani arkadaşlar köşeler temel eleman. Köşeyi yazdım. Temel eleman. Kenarlar temel eleman. Kenarları yazdım arkadaşlar. Bir de bu üçgenlerin içlerinde bir açılar var değil mi arkadaşlar? İçlerinde de açılar olduğu için onlar da temel eleman. Mesela bak şu A açısı değil mi? A açısı temel eleman. B açısı o da temel eleman. C açısı da temel eleman. O zaman şuraya temel elemanlara açıları da ekliyorum. Daha doğrusu iç açı. Üçgenin iç açılarını da ekliyorum arkadaşlar. Hazır üçgenin iç açısı demişken şöyle güzel bir üçgen çizeyim bana yardımcı olsun. A, B, C dedim. Şimdi çocuklar iç açıları var dedik değil mi? Temel elemanlardan bir tanesi de iç açılardı. Şu A açısı, şu açı, B açısı, şu açı da C açısı çocuklar. A'yı iyice belli edeyim. Şöyle güzelce boyayayım. Peki bu arkadaşlar üçgenin iç açıları toplamı yani şu A açısıyla B açısını bir de C açısını hepsini toplarsam bak A açısı artı B açısı artı C açısının toplamı 180 ediyor. O yüzden diyorum ki ben üçgenin iç açıları toplamı arkadaşlar üçgenin iç açıları toplamı 180 eder. Bu çok önemli. 5 yıldız veriyorum bu şeye. Üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğuna. 5 yıldız veriyorum arkadaşlar. Ve 10 numara diyorum. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Üçgenin iç açıları toplamı
180 derecedir arkadaşlar. Çocuklar biraz da dörtgeni inceleyelim. Şöyle pembe ponçik güzel bir dörtgenimiz olsun. A köşesi, B köşesi, C köşesi, D köşesi. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi temel elemanlara üçgende bakmıştık. Bir de dörtgende bakalım. Temel elemanları bir hatırlayalım. Ne demiştik? Kenarlar. Temel eleman. Bunda kenarlar ne? Bak birinci kenar. İkinci kenar. Üçüncü kenar. Dördüncü kenar. Kenarlar temel elemandı. Başka ne vardı temel elemanlardan? Köşeler vardı. Köşelere de bir bakalım. Köşe. 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 Köşe de temel elemandı. Peki başka ne vardı temel elemanlardan? Açı. Birinci açı. 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 O zaman iç açılarda temel elemanda. Şimdi üçgende olmayan ama dörtgende olan arkadaşlar bir temel elemanımız daha var. O nedir öğretmenim diyeceksin hemen. Arkadaşlar köşegen. Bak şuraya yazayım. Köşegen. Bak isminden de çok rahat anlaşılıyor. Bu köşegenin özelliği iki tane köşeyi birleştiriyor. Bak B köşesine burada. D köşesi de burada. Bu iki köşeyi birleştiriyorsam işte bu BD doğru parçası köşegen oldu. Başka köşegen yok mu? Var. Bir tane daha var. Onu da göstereyim. Onu da siyahla göstereyim. Mesela A köşesi var mı arkadaşlar? Burada. C köşesi o da burada. A köşesiyle C köşesini birleştirirsem AC doğru parçası ne olur? O da köşegen olur. Yani bir temel elemanda üçgende olmayan, dörtgende olan bir temel eleman neymiş arkadaşlar? Köşegenmiş tabii ki de. Şimdi çocuklar, temel elemanımız olan üçgenleri biraz daha detaylı inceleyelim. Şuraya yeniden bir üçgen çiziyorum. İsimlendireyim. A, B, C olsun. Tamam mı? Bunun gösterimi şu şekilde yapılır. A, B, C şöyle şuraya bir üçgen işareti. A, B, C üçgeni olduğunu belli etmek için. Tamam mı? Şimdi temel elemanları bir yazayım. Kenarlar. Hatta şuraya yazayım. Kenarları. Kenarları. Bunun kenarları inceliyorum. Mesela kırmızıyla inceleyeyim. A, B. A, B kenarı arkadaşlar kenarlarından bir tanesi. A, B kenarı. Başka ne kenarı var burada? Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi yeşille gösterdiğim AC kenarı var. AC de bunun bir kenarı. Başka ne kenarı var? Turuncuyla göstereyim. BC. BC de bunun bir kenarı arkadaşlar. O yüzden 3 tane kenarı var. AB, AC, BC. 3 tane kenarı var diyorum. Peki iç açılarını gösterelim. Açılar diyorum. Açı. Birinci iç açı B'den başlayayım. Bu açı B açısı. B açısı. Aynı zamanda bunun üçlü gösterimi nasıl olur? Beyazdan yararlanayım. Mesela B açısını göstermek istediğim için A, B ortada olacak. C. Yani açı A. A diyorum. B yazıyorum. A yazayım hemen. A, B, C. Gördünüz mü arkadaşlar? B açısı ortada olduğu için bu şekilde gösterildi. Peki diğer bir açıyı göstereyim. A açısını göstereyim. A açısı tek harfle gösterilebilir. A şeklinde. Bir de üçlü şekilde gösterilebilir. Onu da siyahla göstereyim. B'den başladım. A açısını göstereceğim için A ortada olacak. B, A, C. Yani A ne oldu? Ortada oldu. O zaman diyorum ki B, A, C. Tamam. Burada da bir şapka. Şimdi C açısına bakalım. C açısını da göstereyim. Bu sefer onu da maviyle göstereyim. Şurada bir C açısı var. Tek harfle gösterebilirim. C şeklinde. Bir de üçlü gösterebilirim. Üçlü gösterim için moru kullanayım. A'dan başlayacağım. C ortada olduğu için önce sonra C'ye gideceğim. A, C'ye gittim. Sonra da B'ye gittim. A, C, B. C'yi göstermek istediğim için C ortada olacak. A, C, B. Bu da açılardı. Peki bu üçgenin köşeleri nelerdir? Köşeleri göstereyim. Yeniden. A köşesi var. B köşesi var.
Bir de C köşesi var sevgili arkadaşlar. Şimdi açılarına göre üçgenlere geçelim. Açılarına göre üçgenlere geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar acılarına göre değil. Açılarına göre üçgenler. Yani az acılı, çok acılı üçgen değil. Açılarına göre. Peki açılarına göre inceleyelim. Sevgili çocuklar. Mesela bir üçgende eğer bir dik açı bulunursa açılardan bir tanesinin bile dik olma, dik zaten bir tanesi en fazla dik olabilir de dik açı bulunursa yani şu yeşille özellikle göstereceğim dik açı bulunursa biz bunu arkadaşlar dik açılı üçgen diyoruz. Özelliği ne? Bir tane 90 derecelik yani dik açısının olması bunu dik açılı üçgen yapıyor sevgili çocuklar. Peki geniş açılı üçgen nasıl olur? Hemen bir geniş açılı üçgene bakalım. Geniş açılı üçgene bakalım. Şimdi silgimizi kullanalım. Şu dik açılı üçgeni hemen geçici olarak servis dışı bırakalım. Dik açılıyı gördük. Bir de geniş açılıya bakalım. Geniş açılı bir tane açısının geniş açı olması lazım çocuklar. Şimdi şurada gördüğünüz gibi kocaman morla gösterdiğim geniş bir açı var. Geniş açı neydi? 90 dereceden büyüktü. Değil mi? O yüzden bir açısının bile geniş açı olması ABC üçgeni diye isimlendireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar B açısı hep geniş bir açı. Bir açısının bile geniş açı olması demek üçgenin geniş açılı üçgen olmasını sağlıyor. O yüzden bu da sevgili çocuklar geniş açılı üçgen diyorum buna da. Peki dar açılı üçgen nasıl olur? Hemen dar açılı üçgeni inceleyeyim. O zaman silgi yine bana yardımcı olsun. Şurayı tahtayı nöbetçi öğrenci olarak ben sileyim. Arkadaşlar bugünlerde nöbetçi öğrenci bulamıyorum. Öğrencilerimiz gelmiyor. Hep nöbetçi öğrenci benim. İyisiniz ha? Evet siliyorum tahtamı. Şimdi yeniden bu sefer de dar açılı bir üçgen çizmem lazım. Arkadaşlar hiçbir kenarın geniş olmaması lazım ve dik olmaması lazım. Bak hatta üstünden bir daha şöyle yeşille geçeyim. Evet tüm açılar dar. Yani bunun 3 açısı da arkadaşlar şu açı da dar bir açı. Tamam mı? Şu açı da dar bir açı. Şu açı da dar bir açı. 3 açısı da dar olduğu için ben buna dar açılı üçgen diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Açılarına göre işledik. Açılarına göre üçgenler 3'e ayrılırdı. Birincisi dik açılı. Dik açılı. İkincisi geniş açılı. Üçüncüsü de dar açılı üçgendi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de kenarlarına göre üçgenlere bakıyorum. Birinci üçgenim tüm kenarları birbirine eşit olan üçgen. Üçgenlerin tüm kenarları birbirine neymiş? Eşitmiş. Eğer tüm kenarlar birbirine eşitse ben buna derim ki bu arkadaşlar olsa olsa eş kenar üçgen olur. Tüm kenarlar eğer birbirine eşitse biz buna eş kenar üçgen diyoruz. Eş kenar üçgen arkadaşlar şöyle de bir özelliği var. Biz üçgenin iç açılarının yani şu iç taraftaki açılarının iç taraftaki yeşille gösterdiğim açılarının toplamına ne demiştik? Üçgenin iç açıları toplamını hatırlıyorsanız 180 demiştik. 3 tane eşit. Şu yeşillerin hepsi birbirine eşit arkadaşlar. Hatta eşit olduklarını göstermek için şöyle hepsinin üstüne şöyle birer nokta koyayım. Bak morla nokta koydum. Bunların hepsi birbirine eşit tamam mı? O yüzden arkadaşlar bunları bulabilirim. Elimde 3 tane eşit açı varsa 180'i 3'e bölersem arkadaşlar 18'in içinde 3 6 kere var. 6 kere 3 18 0 kaldı. Bu 0 hop buraya geldi. 60. Demek ki çocuklar bu 3 tane eşkenar üçgende 3 tane eşit açı her biri bunların neymiş? Her biri bunların 60'mış diyorum. Ve eşkenar olduğu için de çocuklar şuradaki
kenarların hepsi birbirine eşit. Yani şu kenarda, şu kenarda, şu kenarda tek çizgiyle çizdiğim kenarlar birbirine eşit oluyor. Eşkenar üçgende sevgili çocuklar. Arkadaşlar kenarlarına göre olan üçgenlerde devam ediyorum. Bu sefer de iki kenar uzunluğu eşit olan üçgene bakacağım. Yani şöyle bakalım arkadaşlar. Şu pembe kenar bir tanesi. Diğer pembe kenar ikincisi. Bu pembe kenarlar birbirine eşit çocuklar. Eşit olduğu için aynı renkte yapayım. Üçüncü kenar farklı. Üçüncü kenarı çiziyorum. Üçüncü kenar iki kenardan farklı çocuklar. Şimdi ben şu aynı kenarları işaretleyeyim. Bak şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Diğer orta, alttaki yeşil kenar diğerinden farklı. O yüzden iki kenarı birbirine eşit olduğu için biz buna ikiz kenar üçgen diyoruz. Şu pembeler ikiz arkadaşlar. Pembeler ikiz. Pembeyle ikiz yazıyorum. Pembe kenarlar ikiz kenarlar. İkiz kenar üçgenin bir özelliği var. İkiz kenar üçgenin şu ikiz kenarlarının alt tarafındaki açılar eşit. Yani şu açıyla, şu turuncu açıyla şuradaki turuncu açı eşit. Arkadaşlar şekle iyi bakın. Pembe kenarlar ikiz. İkiz kenarların altındaki açılar da arkadaşlar birbirine eşit. Eğer ben bunları isimlendirecek olursam üst taraftaki A açısı dersem, A köşesi dersem, alt tarafı B, sağ C dersem burada bizim B açımızla C açısı birbirine nedir? Eşittir. Aynı zamanda AB kenarıyla AC kenarı da birbirine eşittir. Yani bahsettiğimiz hangi kenarlar arkadaşlar? Pembe olan ikiz kenarlar birbirine eşittir diyoruz. Peki arkadaşlar tüm kenarlar birbirinden farklıysa ne olacak? Bir de öyle bir kenar üçgen çizelim. Şu mesela birinci kenar olsun. Pembeyle çizdim. Yeşille bir kenar çizeyim. O da şöyle bir şey olsun. Üçüncü kenarda farklı olduğu için bunu da maviyle çizeyim. Bu da üçüncü kenar. Arkadaşlar bu üç kenar uzunluğu da birbirinden farklı. Yani eşkenar diyemiyorum, ikizkenar diyemiyorum. Üçü de birbirinden farklı olduğu için ben bunlara diyorum ki bunlar olsa olsa hepsi çeşit çeşit. O yüzden ben buna ne diyorum? Çeşit kenar üçgen diyorum. Çeşit kenar üçgen arkadaşlar. Bu çeşit kenar üçgenin açıları da birbirinden farklıdır. O yüzden farklı renklerde çizeceğim. Mesela bir açısı turuncu olsun. Bir açısı beyaz olsun. Hepsi farklı. Tüm açılar birbirinden farklı çocuklar. Bir açısı da siyah olsun. Tüm açılar birbirinden farklı. Ve tüm kenarlar birbirinden farklı. Kenarların hiçbiri birbirine eşit değil. Açıların hiçbiri birbirine eşit değil. Böyle üçgenlere de arkadaşlar ben ne diyorum? Tabii ki çeşit kenar üçgen diyorum arkadaşlar.